Herkese merhabalar. Cümlede anlam konusuna başladık. Konuyu anlattık bir önceki videomuzda. Şimdi de uygulamalı soru çözümümüz var. Tabii ki arkasından da ÖSYM tarzı soru çözümlerimiz var. Yeliz Özge Hoca ile derslerimiz başlasın. Evet hemen ÖSYM'nin çok sevdiği, çok sorduğu, şıkların içerisinde mutlaka yerleştirdiği e, anlam sorusuyla başlayalım. Amaç sonuç mu, neden sonuç mu, koşul sonuç cümlesi mi diye bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Hemen okuyalım. Ah, yüzünün güzelliğinden etkilendiği için eğdi başını bülbül. Şimdi bülbülün başını eğmesinin sebebi ne? Yüzünün güzelliğinden etkilenmesi. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Neden sonuç cümlesi? Nasıl çözdüğüme dikkat edin. Gülün güzel güzel yüzünü görmek için döndü dolaştı bülbül. Bülbülün dönüp dolaşma amacı ne? Amacı ne? Gülün güzel yüzünü görmek. Bu amaç sonuç cümlesi. Bakın için tehlikelidir. Amaç sonuç cümlesinde de kullanılır, neden sonuç cümlesinde de kullanılır. Devam edelim. Gülün sevgisini öğrenirse ağlayacaktı sevincinden bülbül. Ben burada bir SSA şart eki görüyorum. Hangi şartta ağlayacaktı? Gülün sevgisini öğrenince. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Koşul sonuç cümlesi diyoruz. Devam edelim. Kitapları sevdiği için aldı bu kadar kitabı Gülgün. Şimdi Gülgün'ün bu kadar kitabı almasının sebebi ne? Kitapları sevmesi. Dolayısıyla neden sonuç cümlesi? Sen gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bu, bu, kent ne zaman yıkılır? Hangi şartta yıkılır? Sen gidersen. Seysa varsa koşul sonuç diyoruz. Kelebeğin aşkından eridiği için yok oldu kırmızı mum. Kırmızı mum niçin? Hangi sebeple yok olmuş? Kelebeğin aşkından eridiği için. Neden sonuç cümlesi? Bayram gelince şenlenir evlerimiz. Evimiz mutluluk dolar. Bizim evlerimiz niçin şenlenir? Bayram gelince. Bayram geldiği için. Dolayısıyla neden sonuç cümlesi. Bakın içini ben kendim getirebildim. Kilo vermek için beslenmesine dikkat eder insanlar. Niçin dikkat ederler? Hangi amaçla? Kilo vermek amacıyla. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesi. Bunca etkinlik niçin yapıldı? Hangi amaçla yapıldı? Yüzünü güldürmek amacıyla yapıldı. Dolayısıyla amaç sonuç cümlesi. Bu şekilde yorumlayarak çözüyoruz arkadaşlar. Şıkları da bu şekilde uyarlayınız. Ve hemen ikinci etkinliğimize geçelim. Doğrudan anlatım mı? Dolaylı anlatım mı? İnceleyelim bakalım. Kalk hadi. Ebediyen uyuyacağız zaten demiş Ömer Hayyam. Ömer Hayyam'ın cümlesini aynen görüyor muyum ben? Evet. Aynen aktarmış bize. Buna ne diyoruz? Doğrudan anlatım diyoruz. İnsan dilini tutup konuşmadıkça ayıbı da hüzri hüneri de gizli kalır der dedem her zaman. İnsan dilini tutup konuşmadıkça ayıbı da hüneri de gizli kalır der. Bakın dedemin cümlesini olduğu gibi aldım. Dolayısıyla doğrudan anlatım. O sahneye çıkınca herkesin dilinin tutulduğunu anlattı. Dığını dini söyledi. Kullanıyorsak buna ne diyorduk arkadaşlar? Dolaylı anlatım. Üzüm sattıklarını istersek o üzümlerden alabileceğimizi söyledi alabileceğimizi ifade etti. Söyledi olduğu için başkasının cümlesini aktardık. Dolaylı yönden aktardık. Ay güne bakan ismini almasının nedeni güneşe olan aşklarıdır dedi. Bakın cümle burada bitti. Virgül kullanmış. O cümleyi bize doğrudan virgül içerisinde vermiş. Doğrudan anlatım. Bulduğumuz bilezikleri kızlara hediye edelim. Bu şimdi konuşan kişinin cümlesi mi? Evet. Olduğu gibi bize aktarmış mı? Evet. O zaman doğrudan anlatım. Mükemmel bir insan olduğunu söylediler. Dığını dini söylediler. Başkası ifade etti bana bunu. Dolayısıyla dolaylı anlatım. Peygamberimiz ne demiş? İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz. Virgül demiş. Bakın peygamberimizin cümlesini bana doğrudan aktardı doğrudan anlattı. Kaçmak istiyorum bu yerlerden, uzaklaşmak istiyorum tüm sıkıntılarımdan. Ben istiyorum, ben istiyorum, benim sıkıntılarım, benim duygularım. Ben size bunları nasıl aktarıyorum? Doğrudan aktarıyorum. Bilgisayarların bozuk olmadığını, sadece şifrelerin yanlış girildiğini ifade etti, dağını, dini söyledi. Ben bunu size nasıl aktarıyorum? dolaylı yoldan aktarıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde doğrudan anlatım ve e, dolaylı anlatımı da ne yapıyoruz? Ayırt edebiliyoruz. Evet şimdi aşağıdaki cümlelerin anlamlarını inceleyerek içeriği bulun diyor arkadaşlar. Yani ne cümlesidir ona bakacağız. Beğeni, eleştiri, hayıflanma, tahmin, tasarı öneri varsa olasılık üstüp yakınma Hemen inceleyelim. Buna karar vermemiz lazım. Cümlenin anlamı e, konusundaki incelemelerde bizim için önemli. Ne kadar güzel bir gündü seninle geçen. Ben o günü çok beğenmiştim, değil mi? Dolayısıyla bu cümle arkadaşlar beğeni cümlesi. Kolaydır aslında. Çok olduğuna bakmayın. Filmin sonunda kadının kurtulacağını, çocuğuna kavuşacağını düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Filmin sonunu ben ne yapıyorum? Evet söylediğinizi duyar gibiyorum. Tahmin ettim, değil mi? Bu bir tahmin cümlesi. Yağmurlu bir günde geri geldiğini düşün sevdiğin adamın. Böyle bir varsayımda bulunuyorum ben. Yağmurlu bir günde, yağmurlu bir günde bir varsayımda bulunuyorum. Düşünüyorum ki o adam gay gel gelmiş. Hiç telaşlanma, ben daha dönmemişsem. Hiç telaşlanma, sakin ol. Nedir bu? Öneridir. Değil mi arkadaşlar? Öneri cümlesi. Toprağa bir verirsen bin alırsın demişlerdi. Hani e ben alamadım. Hani toprağa bir verdim bin alamadım, verim alamadım. Demek ki ben bu işten ne yapıyorum arkadaşlar? Yakınıyorum. Yakınma cümlesi. Yorumlayın kendinizce. Devam ediyorum. Eserin sizi içine çeken çok açık sade bir dili var. Bence bu sanatçının anlatımıyla ilgili, tarzıyla ilgili biz bu cümlelere ne dedik? Konu anlatımımızı işlediyseniz eğer üslup cümleleri dedik. Evet, hafta sonu rahat oturmak için bugün bütün ödevlerimi bitireceğim demiş. Demek ki hafta sonu için benim bir tasarım var. Nedir bu tasarı? Ödevlerimi bitirin bitireceğim ve hafta sonu için rahat oturacağım. İleride iş mimar olmak istiyor ve bu mesleğin iş olanaklarını merak ediyor. Geleceği ile ilgili tasarılarda bulunmaya başlamış mı yine arkadaşlar? Evet tasarılarınızı siz de yapın. Gelecekle ilgili tasarılarınızı yapın. Ona yönelik hedefler belirleyin. Bu yıl ceviz ağaçlarımıza soğuk vurmadı. Ağaçlar iyi ürün verebilir. Bu olumlu bir durum verebilir kullanılmış, ebilme kullanılmış. Demek ki iyi ürün vermekle ilgili bir olasılık var mı? Güzel bir olasılık var değil mi? Olasılık cümlesi. Yine yüzün gülmüyor. Ne yapmalıyım ki senin için? Ben ne yaptıysam bu kızın yüzünü, bu adamın yüzünü güldüremedim. O zaman ne yapıyor bu cümleyi söyleyen kişi? Bu durumdan yakınıyor arkadaşlar. Yakınma cümlesi. Diyelim ki mücevherler kayboldu. Ne yapardık? Böyle bir durum var mı? Yok. Varsayalım ki getirebilir miyiz diyelim ki yerine? Evet. Ne cümlesi? Varsayım cümlesi. Yaşlı kadın yanına kimse gelmiyor. Zavallı kadın yapayalnız yaşıyor. Şimdi ya, zavallı kadın yalnız yaşadığı için ben üzülüyorum. Ve bu olaydan da ne yapıyorum? Yakınıyorum değil mi? kadına. Dikkat etmeniz lazım. yanlış Yalnız yaşamasın diye yakınma durumu var arkadaşlar. L maddesi. Hızlı mı gidiyoruz bilmiyorum. Fejraticiler Servetif'in sanatçılarını beğenmemiş ama kendileri de onlardan farklı bir çizgide yürüyememiştir. Bence burada ne yapmış fejraticileri? Eleştirmiş. Biz bu cümlelere ne diyoruz? eleştiri cümlesi diyoruz. Yani unutmayın eleştiri olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Zayıf insanlar her zaman daha şanslıdır. Ben de zayıf olsaydım, kıyafet seçerken bu kadar zorlanmazdım. Evet, şimdi bu ne yaptı arkadaşlar? Zayıf olamadığı için keşke zayıf olsaydım diyor değil mi? Ne yaptı? Hayıflandı mı? Evet, keşke anlamında bu keşke ben de zayıf olsaydım dediği için hayıflanma anlamı var. Her zaman kıyafetine konuşmasına dikkat eden ince bir insandır. Ben onunla ilgili o insanla ilgili ne yaptım? Beğenimi sundum arkadaşlar. Ben onun ince, zarif bir insan olduğunu söyledim. Beğenimi yaptım, dile getirdim. Evet arkadaşlar, cümlenin anlamı ile ilgili uygulamamız bu kadar soru çözümleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın, Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.